Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. İstanbul'dan herkese selamlar. Hüseyin Çevik ben. Mikro iktisat soru çözümü için toplandık. Ses veya görüntüyle ilgili bir sorun var mı? Öncelikle onunla ilgili bir sorun varsa halledelim. Yok değil mi? Evet, teşekkürler. Ses ve görüntüyle ilgili sorun yoksa başlayacağız birazdan. Kimler var? Feyza, Pınar, Sınıf 9, Canan. Herkese selamlar. Diğer katılımcılara da. Sorular üzerinden mikro iktisat sınavında, KPSS sınavında anladım. Onunla ilgili sorular da var. KPSS sınavında sorulması muhtemel mikro iktisat sorularından seçmeler yapacağız. Bunları beraber çözeceğiz. Birazdan belirlediğim 12 tane soruyu detaylı bir şekilde çözerek genel bir tekrar yapacağız arkadaşlar. Eğer soru yoksa başlangıçta Feyza'nın yazdığını okuyorum. Başlayalım yavaş yavaş. Mikro iktisatta çıkabilecek soruların çözümü ve analizi. Arkadaşlar ilk soruda kitle dışsallığı türlerinden hangisi bir malı tüketenlerin sayısı arttıkça diğer insanlardan geri kalmamak düşüncesiyle yeni kişilerin tüketici gruba dahil olması durumunu ifade eder sorusunu görüyoruz. Öncelikle kitle dışsallığı ifadesini bir netleştirelim. Kitle dışsallığı ne demek? Şimdi biz biliyoruz ki talep yasası malın fiyatıyla talep edilen miktar arasındaki ters orantılı bağlantıyı ifade ediyor. Kitle dışsallığından kastedilen şudur. Tüketicilerin bir malı alıp almamaya, tüketip tüketmemeye karar verirken malın fiyatı dışında diğer tüketicileri dikkate almaları. Yani bu dışsallık biçiminde insanlar bir malı alıp almayacaklarına karar verirken diğer insanların o malı alıyor olmasından da almıyor olmasından da etkilenebiliyorlar. Kitle dışsallığı üç türlüdür. Kitle dışsallığının üç türü var. Birincisi gösteriş etkisi diye adlandırılan bir etkiden bahsedilir. Gösteriş. Gösteriş etkisinde bu Veblen malı olarak bilinen mallarda söz konusudur. İkincisi snob etkisi. Snob ya da Türkçesiyle züppe etkisi diye adlandırılan ve üçüncüsü de başkalarından geri kalmama. Evet Feyza, sürüye katılma. Evet, başkalarından geri kalmama. Ben böyle söylemeyi tercih ediyorum. Bandwagon İngilizcesiyle katar etkisi. Şimdi bunların her birinin ne olduğunu tek tek hatırlatalım. Şimdi sorunun cevabı erkenden yazalım bandwagon. Şimdi snob etkisi ya da züppe etkisi dedikleri etki şudur arkadaşlar. Kendini beğenmiş kişilerin davranışlarını açıklayan bir etkidir bu. Bazen bakın şöyle bir durumla karşılaşırız piyasada. Bir mal ucuzlar. Bu malın X malının fiyatı biliyorsunuz PX. X malının ucuzlamasıyla düşük gelirli kişiler bu malı tüketmeye başlar. Normal şartlarda snob etkisinin, züppe etkisinin ortaya çıkmadığı durumlarda bir mal ucuzladığı zaman o malı tüketenlerin sayısı artar. Ama snob etkisi varsa bu marka ürünlerde, pahalı ürünlerde söz konusu olabiliyor. Mal ucuzladığında malı orta gelir grupları, alt gelir grupları da almaya başladığında bu malın esas tüketicisi olan yüksek gelir grupları malı tüketmekten vazgeçiyorlar. Yani diyorlar ki bu ürün
böyle gelir düzeyi düşük insanlar tarafından da alınabilir hale geldi ya. O yüzden artık biz almıyoruz. Peki Sinop etkisinde malın fiyatının düşmesi sonuçta malın talep edilen miktarını talep yasasına aykırı bir şekilde düşürüyor. İşte Sinop etkisi ya da züppe etkisi dedikleri budur. İkinci kitle dışsallığı, bakın şu Sinop etkisini incelemiş olduk. Peki Veblen ya da gösteriş etkisi nedir? Bu da şöyle oluyor, bu Ferrari otomobil gibi çok pahalı ürünler, ziynet eşyaları gibi mallarda gözlemlenebiliyor. Bazen bir malın fiyatı yükselir. Malın fiyatı yükseldiğinde normal koşullarda ne beklenir? Talep edilen miktarın azalması. Ama fiyat yükselince bu malı satın almanın gösteriş yapma imkanı, tabii ki bunlar talep yasasının istisnaları. Mala zam geldiği zaman bu malı satın almanın insanların gösteriş yapma imkanını arttırdığı durumlarda, mesela o pahalı ürünü alan kişilerin medyada, internette, televizyonda kendilerinden söz edilmesi bir örnek olarak verilebilir. Mala zam gelmesi talep miktarını bırakın azaltmayı, aksine daha da arttırabilir. İşte bu da gösteriş yapma tutkusuyla zam gelen malı kişilerin, tabii yine üst gelir gruplarından bahsediyoruz, tüketmesini ifade eder. Peki bandwagon etkisi nedir? Bandwagon etkisinde de tüketim yine başka kişilerle ilgilidir. Ama şu anlamda, bir mal ucuzlar, mal ucuzladığı zaman o malı yeni tüketiciler alır. Yani yeni tüketiciler piyasaya girer. Buna akıllı telefonları çok iyi bir örnek olarak yeni tüketiciler malı almaya başlar diyelim. Akıllı telefonlar ilk piyasaya çıktığında genelde gençler tercih ediyordu. Sonra gençlerin bu kullanımını gören orta yaş grubu bu ürüne ilgi göstermeye başladı fiyat ucuzladıkça. Daha sonra zamanla yaşlı dediğimiz insanlar da bu malı satın almaya başladılar. Bir noktadan sonra bu malı satın almanın fiyatla ilgisi kalmadı. İnsanlar, özellikle orta yaş ve üstü, diğer insanlardan geri kalmamak düşüncesiyle bu malı almaya başladılar. Yani burada talep yasasının istisnası yok. Talep edilen miktar yine artıyor. Ama buna kitle dışsallığı denmesinin sebebi, tüketimi belirleyen, tüketimi arttıran temel motivasyonun başkalarından geri kalmama güdüsü olması. İşte kitle dışsallığının bu üç türünü sınav açısından bilmek çok faydalı olur. Son senelerde özellikle züppe etkisi ve Veblen etkisi soru olmuştu. Bandwagon'u da yeni bir soru konusu olarak görebiliriz. Gelelim ikinci soruya. Arkadaşlar, ikinci soruda piyasa talep fonksiyonu ve piyasa arz fonksiyonları gördüğünüz gibi verilmiş ve talep ve arzın onar birim artması denge fiyatını nasıl değiştirir sorusunu görüyoruz. Bakın burada hem talep hem arz onar birim artıyor. Yani talep ve arzdaki artışlar eşit. Başlangıçta talep ve arz artmadan önce bu piyasadaki durumu şöyle klasik standart bir arz talep grafiği ile önce inceleyelim. Biliyorsunuz dikey eksende malın fiyatı, yatay eksende de talep edilen miktar vardır. Arzla talebi kesiştirelim. Pozitif eğimli arz eğrisi ve negatif eğimli talep eğrisi olmak üzere. Şu nokta denge noktasıdır ve şu da denge miktarıdır. Bakın, bu bir numaralı noktanın nasıl tespit edileceğini, denge fiyatının ve miktarının nasıl bulunacağını eminim çoğu arkadaşımız iyi biliyor. Yani bir numaralı noktada denge noktası, ki orası biliyorsunuz, ve dengede arz ve talep miktarları birbirine eşitlenir. Yani QD eşittir QS. QD dediğimiz talep fonksiyonu 100-2P
Art fonksiyonuysa eksi 20 artı 2p. Bakın eminim bu işlemlerle ilgili hızınız artmıştır bu çalıştığınız süre içerisinde. Eksi 2p ile 2p'yi toplarsam sağ tarafa atarsam 4p yapar. Eksi 20'yi 100'ün yanına atarsam 120 olur. 120 eşittir 4p ise p eşittir 30. Bu 30'u talep veya arz denklemlerinden birinde yerine koyarsak miktar, mesela talepte yerine koyalım 30'u, 2 çarpı 30 60, yüzden 60'ı çıkarırsan 40. Bakın 40'ı buraya yazıyorum, 30'u da buraya. Aslına bakarsanız bu işlemleri yapmaya bu soru için hiç de ihtiyaç yok. Ama hani amacımız biraz da tekrar yapmak olduğu için bu işlemleri de yaptım. Neden ihtiyaç olmadığını söyleyeyim hemen. Talep ve arz onar birim artıyor demek, talep ve arzdaki artmalar eşit demek. Peki talep ve arzdaki artmaların eşit olması durumunda grafiksel analizle bakarsak iki eğriyi de sağa kaydırmak gerekiyor. Bakın sağa doğru talebi bir kaydırayım. D2. Arz eğrisini de sağa doğru çekiyorum ve eşit miktarda sağa kaydırmaya çalışıyorum. S2. Bilen arkadaşlar vardır. Arz ve talep aynı oranda, aynı yönde kayarlarsa, bakın ben de göz kararı çizmiş oldum. Yeni denge noktasında malın fiyatında bir değişme olmaz. Ama denge miktarı artar. Soruda denge fiyatı nasıl değişir diye sordu ya. Eğer siz bu çizimlere hakimseniz, hiç işlem yapmadan, 30'u ve 40'ı da bulmadan fiyatı sorduğu için ama değiştirmez seçeneğini işaretlersiniz. Ama eğer fiyatı değil de miktarı sorsaydı bu haliyle bile işlem yapmadan çözemezdik. Peki işlemi nasıl yapacağız? Talep ve arzın onar birim artmasını denklemlere nasıl yansıtacağız? Bakın bu az bilinen, karıştırılabilen bir bölüm. Şöyle. Yeni talep ve yeni arz eğrileri, şu kırmızı ile çizdiklerimizi açıklayacağıma göre buraya kırmızı ile yazayım. QD ve QS. Peki QD'yi yazmak istediğim zaman 100 eksi 2P, onar birim artmış dediğine göre o zaman artı 10 eşittir arz denklemi eksi 20 artı 2P, 11'im de o artmış, bir 10 da oraya ekliyorum. Bakın son derece basit. Peki iki tarafa da 10 eklediğim zaman işlemler nasıl değişiyor? Bakalım. Sol tarafta 110 eksi 2P, sağ tarafta eksi 10 artı 2P oluyor. Sağa atarsam 4P. Eksi 10'u sola atarsam 120, gördüğünüz gibi fiyat yine 30. Yani fiyat değişmedi. Bakın 30'du şurada, burada da 30. Yani fiyatta değişme olmaz. Peki ama miktarı sorsaydı, miktarı sorduğu zaman bu 30'u yeni denklemlerde bir yerine koyalım, onu bulalım şimdi. Q eşittir. Mesela yeni talep eğrisini kullanabilirim. 110. Eksi 2 çarpı 30, gördüğünüz gibi bu 50 çıkıyor. O zaman şuraya 50 yazacağım. Çok güzel. Eğer miktar nasıl değişir diye sorsaydı Feyza, o zaman miktar 10 birim artar derdik. Ama fiyatı sorduğu için cevap Ceyhan. Bilmiyorum. Yeterince net oldu mu sorusu olan var mı? Yeni arkadaşlar var. Cihan, Melisa, Mehmet, Yıldız, Berkay, Ayşe, her birinize selamlar. Tamamdır.
Üçüncü soruya geçtim. Arkadaşlar üçüncü soruda standart bir talep esnekliği sorusu çözmek istedim. Ama bu soruyu kullanarak bir talep eğrisi üzerinde kritik birkaç ekstra noktayı da hatırlatma fırsatı bulacağız. Şimdi gördüğünüz gibi bu soruda ekranda gözüken talep fonksiyonu negatif eğimli ve doğrusal bir talep fonksiyonu. Doğrusal. Negatif eğimli olduğunu da şuradaki eksi işaret gösteriyor tabii ki. Negatif eğimli. Peki negatif eğimli doğrusal bir talep fonksiyonu, yani bu fonksiyonda fonksiyonun grafiğini çizmek için hangi işlemleri yapıyoruz? Şunu, p'ye 0 değerini versem q 120'dir. Q'yu 0 yapan p nedir dersem onun için 120'yi 2'ye bölerim arkadaşlar. O zaman p eşittir 60. Bakın bu bilgiyi şöyle kullanabiliriz. Şu sol tarafa çizebilirim herhalde. Bakın şöyle. Evet, cevaplar bir taraftan gelebilir. P sıfırken Q'nun 120 olduğunu bulmuştuk. Şuraya 120 yazıyorum. Peki Q sıfırken P'nin 60 olduğunu bulmuştuk. Mesafelere çok özen göstermeden 60'ı da burada çiziyorum. Şu 60 ile 120'yi birleştirdiğim zaman şöyle işte negatif eğimli talep fonksiyonunu çizdim. Peki soruda diyor ki fiyatın 30 olduğu duruma göre esnekliği bul. Arkadaşlar fiyat 30 sa, bakın 30'u şurada göstereyim. Vurgulamak istediğim nokta şu. Bu 30 dikey ekseni, yani 60'a kadar tanımlanmış bu dikey ekseni 0-60 arasını tam ortadan kesiyor. Peki 30'u talep denkleminde yerine koysanız Q kaç bulunuyor? 120 eksi 2 çarpı 30. 2 çarpı 30 60 olduğuna göre 120 eksi 60, 60 çıkacaktır. Yani diyorum ki, yani şuraya da 60'ı yazayım. Bu soru bize talep eğrisinin tam orta noktasındaki esnekliği soruyor. Belki çalışan, hatta bunu ezberleyen arkadaşlar vardır. Bir talep eğrisinin, negatif eğimli doğrusal talep eğrisinin tam orta noktasındaki esneklik, bakın hiç hesaplama yapmadım, orta nokta olduğunu görebilirsem eğer, 1'dir. O yüzden sorunun cevabını önce 1 diye işaretleyelim. Peki nasıl 1? Esneklik formülünü hatırlatayım. Talep esnekliği böyle fonksiyonlu sorularda eksi b çarpı p bölü q formülüyle bulunuyordu. Eksi b, eksi b dediğimiz değer şu p'nin başındaki katsayıdır. Yani şöyle yapalım. Esneklik eşittir. Eksi b yerine eksi 2'yi yazıp p 30, q'yu da hesaplamıştık 60. Bakın sonuç eksi 1 çıkar. Mutlak değeriyle, tabii mutlak değeriyle yorumlarsak esneklik 1'dir. Doğrusal bir talep fonksiyonunun tam orta noktasında esneklik kaçtır diye başlı başına bir soru beklenebilir. Bunun dışında eğer doğrusal talep fonksiyonunun fiyat eksenini kestiği nokta şu noktadaki esneklik değeri kaçtır diye sorulursa ispatlaması kolay, sonsuzdur. Doğrusal talep fonksiyonunun miktar eksenini kestiği yerde talep esnekliği sıfırdır. Orta noktayla fiyat eksenini kestiği şu aralıktaki fiyatlarda, yani 30 liranın üstü, 35 lira, 40 lira, 45 lira gibi buralardaki bütün fiyatlar için mutlak değeriyle esneklik birden büyüktür. Orta noktanın altındaki bütün fiyatlar için de talep esnekliği mutlak değeriyle birden küçüktür. Evet. Şu şekil çok iyi biliniyor olmalı. Yani ben bu soru aracılığıyla
bir talep fonksiyonu negatif eğimli doğrusal standart bir talep fonksiyonuyla karşı karşıyaysak ve onun tam orta noktasındaki fiyata denk gelen esneklik soruluyorsa işlem yapmadan biri ya da mesela bu soruda deseydim ki evet ya da bu soruda deseydim ki fiyatın 60 olduğu durumda esneklik kaçtır? Fiyat 60'sa miktar sıfırdır. O zaman diyorsunuz ki fiyat eksenini kestiği yeri soruyor. Yine işlem yapmadan sonsuz. Fiyatın sıfır olduğu durumda esneklik kaçtır dersek de esnekliğin sıfır olduğunu bulabiliriz. Evet, böyle. Üçüncü soru. Dördüncü soruda arkadaşlar bir taban fiyat uygulaması incelemesi yapacağız. Taban fiyat. Taban fiyat devletin mal ve hizmet arz edenleri, üreticileri korumak için piyasaya müdahale etmesi demek. Taban fiyatın grafiğini bilmekte fayda var. Bakın taban fiyat grafiği şöyle dikey eksende P, yatay eksende Q. Piyasa kendi halinde olsa arzla talep kesişerek bir fiyat ortaya çıkarır. Ama arz ve talebin kesişmesiyle ortaya çıkan fiyat eğer üreticileri memnun etmiyorsa devlet üreticileri desteklemek için bir kanunla malın fiyatını yükseltir. İşte buna taban fiyat deniyor. Taban fiyat. Taban fiyat denge fiyatının üstündedir. Ve soruda taban fiyatın 120 lira olduğu verilmiş. Peki taban fiyat 120 liraysa denge fiyatının üstündeyse bakın arz edilen miktar ve talep edilen miktar dediğimiz zaman arz ve talep miktarlarının birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Arz miktarı talep miktarından fazla olur. İşte o yüzden taban fiyat bir arz fazlası oluşturur. Elde mal kalması durumu değil mi? Arz fazlası. Peki bu arz fazlasının kaç olduğunu nasıl buluruz? Bakalım Berkay büyük olasılıkla doğru dediğin. P eşittir 120'yi arz ve talep denklemlerinde yerine koyacağız. Bakın arz denkleminde yerine koyarsam, arz denklemi, eksi 100 artı 3 çarpı 120 eşittir 260. Talep denkleminde yerine koyarsam, 400 eksi 2 çarpı 120, bu da 160, doğruymuş. Bakın arada 100 birimlik bir fark var. Yani şurası 260 oldu, şurası 160 oldu. Demek ki 100 birimlik bir arz fazlası var. Bu arz fazlasını devlet satın alıyor üreticiden. Yani üretici 260 birim mal üretiyor arkadaşlar. Bu 260 birim malın 160 birimi 120 lira olacak şekilde iç piyasada özel sektöre satıyor. Satamayıp da elinde bir 100 ton mal kalıyor. Bu 100 ton malı da yine tonuna, birimine 120 lira ödeyerek devlet satın alıyor. Bu şekilde üreticinin sorunu tamamen çözülmüş oluyor. Taban fiyatta hep arz fazlası, taban fiyattaysa hep talep fazlası olur. Taban fiyat örnekleri nelerdir? Asgari ücret bir taban fiyat uygulaması örneğidir. Yani bunun altına düşemez. Tarımsal destekleme alımları da evet, taban fiyat üreticiyi koruyor. Tarımsal destekleme alımları da yine bir taban fiyat uygulamasıdır. Gelelim beşinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi kayıtsızlık eğrileri analizine göre X ve Y gibi iki mal tüketen bir tüketici için
tüketici dengesini değiştirmez. Şimdi kayıtsızlık eğrileriyle tüketici dengesi dediğimiz zaman aklımızda şu şablonun olması şart arkadaşlar. Bakın bir X malı bir de Y malı tüketen tüketiciler var. Bu tüketiciler X ve Y malını tüketirken belli bir bütçe kullanıyorlar. O bütçelerini gösteren doğruya bütçe doğrusu deniyor. Ve fayda eğrilerini bu bütçe doğrusunun üzerine koyduğumuzda tam şu bir numaralı nokta denge oluyor. Denge. Yani bu noktada tüketicinin tükettiği X malı miktarı ve Y malı miktarı bu seviyelerde olduğunda tüketici olabilecek en yüksek faydaya ulaşıyor. Diyelim bu eğri üçüncü kayıtsızlık eğrisi. Bunun tabii dördüncüsü de var ama dördüncüye tüketicinin bütçesi yetişmiyor. Bunun daha geride olanı da var. Onuysa yani iki numaralı fayda eğrisini ise tüketici tercih etmiyor. Peki bu kayıtsızlık eğrileri analizi ile ilgili bu çizimleri yaparken şu dış bükey siyah eğrilerin dışında bu kırmızı çizginin yani bütçe kısıtının belirlediği bir sınır da var. Bütçe sınırı, bütçe kısıtı. Bakın bunu bir sayısal örnekle izah edeyim. Kırmızıyla çizdiğim için rakamları da kırmızıyla yazayım. Tüketicinin, hayali tüketicinin geliri genelde money'nin m'si ile gösterilir. Diyelim ki 1000 lira. Ve bu tüketicinin tükettiği X malının fiyatı diyelim ki 200 lira. Tükettiği Y malının fiyatı ise 250 lira. Şimdi bu tüketici 1000 lira geliriyle X malından en fazla kaç tane alabilir? 1000 bölü 200, 5 tane. İşte şu noktaya 5 yazılır. Bu tüketici elindeki 1000 lirayla Y malından en fazla kaç tane alabilir? 4 tane. Buraya da 4 yazıyoruz arkadaşlar. Bu 4 ile 5'i birleştirince işte bütçe kısıtı ortaya çıkıyor. Bu bütçe kısıtı benim ekrana çizdiğime göre 3. fayda eğrisine ulaşabiliyor en fazla. Tüketici işte burada yani 3. fayda eğrisi üzerinde o 1 numaralı noktada dengeye geliyor. Peki şöyle bir soru sorsam cevap yazabilir misiniz? Tüketicinin geliri 1000 lira değil de 500 lira olsa bu denge nasıl değişirdi? Yani daha yüksek bir faydaya mı ulaşırdı tüketici, daha düşük bir faydaya mı? 1000 lira değil 500 lira olsa ne dersiniz? Elbette daha düşük bir faydaya ulaşırdı. Yani bu kırmızı çizgi, evet bravo Berkay, orijine yaklaşırdı diyorsun. Orijine yaklaşırdı. Peki bütçe yarı yarıya azalırken şuna ne dersiniz? Farklı bir renk kullanalım. X malının fiyatı da yarı yarıya azalsa, 100 lira olsa ve Y malının fiyatı da yarı yarıya azalsa, 125 lira olsa. Şimdi denge değişir miydi? Yani bütçem, gelirim yarı yarıya düştü ama satın aldığım malların fiyatı da yarı yarıya düştü. Bu durumda herhangi bir değişme olmazdı. Güzel. İşte bakın şıklara bilmiyorum baktıysanız E seçeneğinde var bu. Malların fiyatı %50 azalırken tüketicinin gelirinin de %50 azalması. Evet. Tüketici dengesi KPSS sınavlarının en çok soru olan konularından biri. Evet Edirne. Ama işte malların fiyatı aynı iken tüketicinin geliri azalırsa, o zaman denge değişir, fayda azalır. Malların fiyatı aynı iken tüketicinin geliri artarsa, o zaman kırmızı çizgi paralel sağa kayar, fayda artar, denge değişir. Bir tüketici dengesi sorusu daha. Bu defa biraz daha sayısal, deminki konuyu daha da iyi anlamamızı sağlayacak.
Tabii ki tüketici rantı, üretici rantı çok temel konulardan. Evet, elbette gelebilir. Zaten eski yılların çıkmış sorularını mutlaka çözmüş olmanız lazım. Bunu tavsiye ederim. Bizim bu konu anlatım derslerinde en çok üzerinde durduğumuz konulardan biriydi. Mikro iktisadı 3 bölümde işledik. Arz talep esneklik, tüketici, tüketim, üretim ve maliyet analizi ve piyasalar diye. Tüketici üretici rantı arz talep analizinin son bölümünde vardı ve çok temel konulardan biri. Evet. X ve Y malı tüketen bir tüketicinin fayda fonksiyonu verilmiş. Fayda fonksiyonu Feyza'nın yazdığı gibi Cobb Douglas diye adlandırılan dış bükey bir fonksiyon. Fonksiyonun dış bükey olduğunu nereden anladık derseniz, X ile Y'nin çarpım halinde olmasından anladık. Standart fonksiyonlarda, sorularda en çok soru olan tarzda budur. Bakın şuraya şöyle çıkartayım. U eşittir, yani fayda eşittir. 10 üzeri X üzeri 10 çarpı X üzeri 0,5 çarpı Y üzeri 0,5. Biliyorsunuz 0,5 kök demek. Kök X ve kök Y çarpım halinde. Peki X malının fiyatı şu verinin dışında ne var elimizde? X malının fiyatı PX 2 lira. Y malının fiyatı PY 1 lira. Ve tüketicinin bütçesi de 600 lira. Buna göre dengeyi hesaplayın diyor. Yani tüketici dengeye geldiğinde kaç birim X ve Y tüketir? Yani sorulanı şurada şekille göstereyim önce. Dikey eksen Y, yatay eksen X, tüketicinin bütçe doğrusunu çizersem şöyle, fayda eğrisini üzerine koyarsam, dış bükey olduğunu biliyorum, şöyle. Bu nokta denge noktasıdır, bir numaralı nokta. Diyor ki soruda, denge sağlandığında X'ten ne kadar tüketmeli, Y'den ne kadar tüketmeli? Bunların hesaplaması soruluyor. Peki denge dediğimiz zaman, bakın olabildiğince kolay bir yöntem göstereceğim. Fazla matematiksel işlemle sizi yormayacağım. Ama belli bir seviyede matematiksel işlemden kaçış yok. Denge demek mavi eğri ile kırmızı doğrunun birbirine teğet olması demek arkadaşlar. Bunlar birbirine teğetse bunların eğimleri eşittir. Yani diyorum ki fayda eğrisinin eğimiyle, evet o türevdir zaten, eğim deyince türev oluyor. Bütçe kısıtının eğimi, bütçe kısıtını kırmızıyla çizdik, kırmızıyla yazayım. Bütçe kısıtı eğimi birbirine eşit olmalı. Peki bütçe kısıtının eğimi nasıl bulunur? Bütçe kısıtı, bakın şu kırmızı fonksiyonun eğimi eksi px bölü py'dir. Bunu ispatlamıştık. X malının fiyatı bölü y malının fiyatı diyorum. Peki fayda eğrisinin eğimi nasıl bulunur? Marjinal ikame oranının yine işaret değiştirmiş halidir. Eşitliğin iki tarafında da eksi olduğu için bu eksiler karşılıklı birbirini götürür. Peki marjinal ikame oranı nasıl bulunur? Demin işte Feyza'nın dediği gibi türev. Yani X'in marjinal faydasının Y'nin marjinal faydasına oranıyla. Bunun için de şu denklemin X'e göre türevini ve Y'ye göre türevini alacağız. Ama bakın bu türevle sizi uğraştırmadan kısa bir yol gösterebilirim. Dış bükey fonksiyon söz konusu olduğu zaman bu türevden, türev alma işleminden kurtulabilirsiniz. Şu yöntemi kullanırsanız eğer. Her zaman geçerli. Y bölü X'i yazıyoruz. Y bölü X'i yazıyoruz. Ve Y'nin başına X'in üstünü, bakın bu. X'in başına da Y'nin üstünü. X'in ve Y'nin üstünün bu soruda olduğu gibi aynı olduğunu görürseniz, bunlar zaten birbiriyle bölündükleri zaman bir çıkacağı için yazmasanız da olur. Ama şimdilik yazayım önce.
her zaman geçerlidir. Yani eğer yukarıda şu y'nin üssü 0,5 değil de şöyle silebilirsem eğer 0,5 değil de 0,8 olsaydı, değiştireceğim bunu, o zaman x'in başına 0,8 gelecekti demek istiyorum. Her zaman geçerli yöntem, türevden bizi kurtaracak işlem bu olabilir. Dış bükey fonksiyon varsa kesinlikle kullanın. Şöyle yazıyorum tekrar. Peki y bölü x, yani bunlar birbirini götürüyor çünkü. Peki px bölü py nedir? Px bölü py de 2 bölü 1'dir. Bir içler dışlar çarpımı yaparsınız ve y eşittir 2x'i bulursunuz. Y eşittir 2x şu anlama gelir. Bu tüketici dengeye geldiğinde tüketmesi gereken y malı miktarı şu, tüketmesi gereken x malı miktarının 2 katıymış. Peki bu y bölü 2x'i nerede kullanacağım? Y bölü 2x bütçe denklemi üzerinde geçerli olduğu için bütçe denkleminde. Bütçe denklemi ne? Şu, bütçe eşittir x malının fiyatı çarpı x'ten yapılan tüketim artı y malının fiyatı çarpı y'den yapılan tüketim eşittir bütçe. Bütçe 600 lira, x'in fiyatı 2 lira, x artı y'nin fiyatı 1 lira ve y yerine ne yazıyorum? Dikkat edin, 2x. O zaman 600 eşittir 4x ve x eşittir 150. Demek ki x'ten tam 150 adet tüketmesi gerekiyormuş. Ya y'den, y onun 2 katıydı, 300 adet. Evet, Ceyhan oluyor. Öğrencilerin en yorucu bulduğu konulardan biridir. Bu MRS'nin hesaplamasında gösterdiğim kısa yöntemi kullanmanızı öneririm. Rica ederim. Sevindim işe yaradığına. Arkadaşlar, 7. soruda tek değişken girdinin emek olarak kabul edildiği kısa dönem üretim analizine göre emeğin toplam ürününün, yani TP'nin artarak artıştan, bakın şurada kritik ifadeyi, emeğin toplam ürününün TP'nin artarak artıştan azalarak artışa geçtiği düzeyde. Şimdi bunu anlamak mesele. Bakın, bunun için tek değişken girdinin kullanıldığı üretim analizinin grafiğini biliyor olmak gerek. O grafiği çizeceğim. Yatay eksende L, dikey eksende TP. L işçi sayısı demek. İşçi sayısını düzenli arttırdığımız zaman, Marshall'dır bu analizi yapan. Marshall'ın gözlemlerine göre ta 1890'da işçi sayısı arttığında üretim önce artan bir hızla artar. Her yeni gelen işçinin verimliliği artar. Bir yerden sonra yeni gelen işçiler üretime katkı yapmaya devam eder ama bu katkı gittikçe azalır. Bir yerde en tepe noktasına vardıktan sonraysa yeni gelen işçiler artık üretime zarar vermeye başlar. İşte bu fonksiyon TP'dir, yani total product'tır, toplam ürün fonksiyonudur. Toplam ürünün maksimum olduğu şu nokta ve büküm noktası diye adlandırılan şu noktayı bir işaretleyelim. Bakın, büküm noktasına denk gelen, buraya niye büküm noktası deniyor? Soruda sorulan tam da burası işte. Çünkü bu noktada, bu noktaya kadar toplam ürün fonksiyonu artarak artıyor. Büküm noktasından sonra da artıyor ama
azalarak artıyor. Başka bir seçenek söyleyen var mı? A yazılmış. Bakın MP ve AP'yi dikey eksende göstereceğiz. Şu büküm noktasını aşağı indiriyorum. Maksimumu da aşağı indiriyorum. Yani kaçıncı işçiye denk geliyorsa burası. Şu marjinali kırmızı renkle çizeyim. Daha göze çarpar. Üzerinden geçeyim. Marjinal ürün. Marjinal ürün işe katılan son işçinin yaptığı katkı demek. Büküm noktasına kadar neden artarak artıyor? Çünkü her yeni gelen işçi daha çok katkı yapıyor üretime. Büküm noktasından sonra da işçilerin katkısı devam ediyor ama gittikçe düşüyor. Nerede artık işçilerin katkısı bitiyor? Tam şu noktada. Bu noktadan sonra yeni gelen işçiler üretime katkı değil, zarar veriyorlar. Yani kritik bilgimiz şuydu. Toplam ürün maksimumsa, işte burada olduğu gibi, marjinal ürünümüz sıfır olmuş demektir. Toplam ürün maksimumsa marjinal ürün sıfır olmuş demektir. Peki toplam ürün artarak artıştan azalarak artışa geçiyorsa tam bu noktada marjinal ürün artık tepe noktaya ulaşmış demektir. Evet, şimdi oldu Bursa. Maksimum değerine. Peki sıfıra eşittir ne zaman seçerdik? TP'nin maksimum olduğunu söyleseydi o zaman cevap E olurdu. Evet. Bir maliyet sorusu çözelim. Çok öğretici maliyetlerle ilgili. Grafik çizmeden çözülmez. Yani çok aldatıcıdır. Bazen işte arkadaşlar sosyal medyadan vesaire hep benzer soruları sorarlar. Yani çok biz sayısal işliyoruz, çok grafik çiziyoruz ama ben çıkmış sorulara baktım. Soruların büyük kısmı sözel. Soruların büyük kısmı doğrudur, sözeldir ama o sözel soruların çok büyük bir bölümü grafiği ya da matematiksel işlemi bilmeden cevaplanacak sorular değildir. O yüzden iktisat çalışılmasında özellikle mikro ve makroda grafiklerin ve matematiksel işlemlerin anlaşılmış olması gerekir. Ama o anladığınız işlemi matematiksel bir işlem yapacak şekilde soru olarak görme olasılığı yüksek değil. Yani 40 sorunun bir ortalama söyleyebilirim. 6-7 tanesinde işlem yapmanız gerekir ortalama bir KPSS sınavında. Yani 30-35 tanesi soruların tamamen sözeldir. İşlem, mesela şu ekranda gözüken soru gibi işlem gerektiren soru sayısı 6-7 taneyi, çoğu zaman 5 taneyi geçmez. Bakın şöyle bir toplam maliyet denklemi var. Toplam maliyet eşittir 50 Q küp artı eksi. Şimdi sileyim hemen. Eksi 200 Q kare artı 5 Q artı 80. Arkadaşlar bakın bu denklemin Q'lu kısmı toplam değişken maliyeti, Q değişkeninin olmadığı sadece sayıdan oluşan şu kısmı ise total fixed cost'u. Yani toplam sabit maliyeti, F harfi sabiti temsil ediyor. Bunu gösterir. Yani toplam maliyet değişir maliyetle, değişken maliyetle. Niye değişken demişler buna? Çünkü Q harfi Q değerinin ne olduğuna bağlı olarak bu sayılar oynar. Peki bu maliyet niye sabit? Ne kadar üretim yaparsan yap. İstersen Q 0 olsun, isterse Q 0 olsun 80 lirayı ödersin. Bu 80 lira bir firma için kira diye düşünülebilir. İyi bir örnektir. Peki diyor ki X malından 4 birim ürettiğinde soruyu yazmaya devam ediyorum. Yani Q'yu 4 al diyor. Q 4 ise sırasıyla ortalama maliyeti bul. AC'yi bul.
ve ortalama sabit maliyeti bul. A, F, C'yi bul. Peki AC nasıl bulunur? AC'yi bulmak için TC'yi Q'ya böleriz. Peki TC'yi Q'ya böldüğümüzde şu denklem Q'ya nasıl bölünür? Q'lu değerler üstleri birer birer azaltılarak. Yani Q'ya bölmek demek 50 Q kare eksi 200 Q artı 5 artı 80 bölü Q demektir. Peki Q yerine 4 yazarsam ne çıkar? Yani şu Q'nun 4 olduğunu, şunun 4 olduğunu, şunun 4 olduğunu kabul ederseniz, bu işlemi çözerseniz kaç çıkıyor acaba? 4'ün karesi 16. 16'yı 100 ile çarpsam 1650 ile çarpsam 800. 800 eksi 800 0 artı 5. 800 bölü 4 20. O zaman burası 25 çıkıyor. Peki AFC nedir? Toplam sabit maliyetin üretime bölümü. Toplam sabit maliyet 80 olduğuna göre, üretim miktarı 4 diye verildiğine göre bu da 20'dir. 20 ve 25. Evet, ortalama sabit maliyet 20. Ortalama maliyet de 25. Yani Edirne olmuş oluyor bu sorunun cevabı. Evet, bir piyasa sorusu. Yukarıdaki özelliklerden hangisi ya da hangileri tam rekabet piyasası için geçerlidir? Ne dersiniz? Birinci öncül, yani firmalar fiyat belirleyici değil, fiyat kabullenicidir. Bu ifade doğru mu? Arkadaşlar, bu ifadenin doğru olduğunu şöyle hatırlatabilirim. Evet, doğru. Neden doğru? Tam rekabet piyasasında şöyle çala kalem birkaç noktayı hatırlatmak isterim. Piyasada arzla talep kesişir. Bakın, bu piyasada fiyatın belirlenmesinin grafiğidir. Ve arzla talebin kesiştiği noktada bir fiyat ortaya çıkar. Diyelim ki 10 lira. Bu fiyat piyasada ortaya çıktıktan sonra 10 lira, bu piyasadaki bütün firmalar malı 10 liradan satmak zorunda kalırlar. Dolayısıyla hiçbir firmanın malın fiyatını belirleme gücü yoktur. Firmalar fiyat kabullenicidir. Peki tekelci firma deseydim, o da fiyat kabullenici olur muydu? Ne dersiniz? Tekel firması fiyat kabullenici değil ya, nedir? Fiyat belirleyicidir. Ama tam rekabette fiyat kabullenici. Evet, birinci öncül doğru. Peki malın satış fiyatı marjinal gelire eşittir. Doğru mu ikincisi? Şimdi fiyatı, bravo, doğru. Malın fiyatı tam rekabet piyasasında satılan malın her biriminin getirdiği ek kazanca hep eşittir. AR'ye, ortalama gelire de eşittir. Dolayısıyla bu da doğru. Hatta şöyle bir not yazabiliriz. Hani şunlara doğru dedikten sonra. Tam rekabet piyasasında ve eksik rekabet piyasalarında, yani tam rekabet olmayan bütün piyasaların ortak adı biliyorsunuz. Tekel, tekelci rekabet, oligopol. Benzerlik ve farklılık şu. Tam rekabetse piyasa, malın fiyatı ortalama gelire eşittir. Eksik rekabetin bütün piyasalarında da, bakın bunlar ortak özellikler. Ama tam rekabetse fiyat aynı zamanda marjinal gelire eşittir, ama eksik rekabet piyasalarında fiyat marjinal gelirden büyüktür. Bu not edilebilir. Ve üçüncü öncül, bu da doğru. Uzun dönemde yalnızca normal kar elde edilir. Sebebi de şudur. Piyasaya giriş
serbest olduğu için piyasaya girişin serbest olmasına ne özelliği adı veriliyor? Piyasaya giriş serbest. Buna ne deniyor? Mobilite. Mobilite özelliğinin olması nedeniyle uzun dönemde yalnızca normal kar elde edilir. Bana uzun dönemde yine normal kar elde edilen bir piyasa daha söyleyebilir misiniz? Feyza, piyasalar sorusu demiştin ya. Tam rekabette uzun dönemde normal kar var. Çünkü mobilite özelliği var. Mobilitenin olduğu ama eksik rekabet piyasası olan ve bu nedenle de sadece normal kar elde edilen piyasanın adı nedir? Monopolcü rekabet. Evet Berkay, herhalde öyle demek istedin. Oligopol değil Feyza. Oligopolde normal kar olmuyor. Çünkü oligopol birkaç büyük firmanın pazarı ele geçirmesi demek. Ama monopolcü rekabet. Nedir monopolcü rekabetin özellikleri? Bir, çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. Ama firmaların sattığı mallar tam rekabetten farklı olarak homojen değildir, farklılaştırılmıştır. Ne demek farklılaştırılmış mal? Firmalar sattıkları malı ambalaj, reklam vesaire gibi yollarla, çok güzel Feyza, homojenlikten uzaklaştırmıştır, heterojen yapmışlardır. Evet, farklılaştırmışlardır. Dolayısıyla firmaların fiyat üzerinde az da olsa kontrol gücü vardır monopolcu rekabette. Ama yeni firmaların girmesi serbest olduğu için kısa dönemdeki aşırı kar monopolcu rekabette de uzun dönemde ortadan kalkar. Dolayısıyla bu sorunun cevabı Ceyhan. Bir piyasa sorusu daha. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasında uzun dönem dengesiyle ilgili olarak doğru değildir? Şimdi uzun dönem ifadesi bir piyasa sorusunda geçiyorsa arkadaşlar, uzun dönem. Piyasaya yeni firmaların girişlerinin piyasaya yeni firma girişi sorunu vardır karşınızda. Sorunu diyorum. Çünkü eğer soru tam rekabet piyasası sorusuysa, bu soruda olduğu gibi yeni firma girişi serbesttir. Deminki soruyu arkadaşların verdiği cevapta olduğu gibi monopolcü rekabet sorusuysa piyasaya giriş serbesttir. Ama oligopol veya tekelse değildir. Peki tam rekabetin uzun dönem grafiğini bir hatırlayalım. Evet, cevap veren arkadaşlar var. Bakalım doğru mu? Tam rekabetin uzun dönem dengesi sadece normal kar elde edilen bir düzeyi bize gösterecek. Bakın şu yatay eksene paralel talep eğrisi. Bu hem fiyatı hem marjinal geliri hem de ortalama geliri veriyor biliyorsunuz. Sadece tam rekabette böyle. Uzun dönemde ortalama maliyet eğrisi işte şöyle geçiyor. Ortalama maliyet eğrisinin minimum noktasından da marjinal maliyet eğrisi geçiyor. Şu Nike işaretine benzeyen. Ve denge tam şu noktada sağlanıyor. Hangi nokta? P'nin MC'ye eşit olduğu nokta. Bu noktanın gösterdiği kadar üretim yapmanız lazım. Q1 kadar. Peki satış fiyatınız uzun dönemde neye eşit? AC'nin minimum düzeyine. Fiyatınız AC'nin minimum düzeyine eşitse yalnızca normal kar elde edersiniz. Bu doğru. Fiyat ortalama maliyete eşittir. Bunu grafikte gösteriyoruz zaten. Doğru. Firmalar ortalama maliyet eğrisinin eğiminin sıfır olduğu düzeyde üretim yaparlar. Gerçekten de şu kırmızı eğrinin eğiminin sıfır olduğu yer bu noktadır. Bakın bu konularda zorlanan arkadaşlara küçük bir ipucu. Bir fonksiyonun maksimum noktasında, bakın burası max, tepe noktasından bahsediyorsa eğim sıfırdır. Eğimi de türev diye anlayın.
bir şeyin maksimumu sorulduğunda işte o yüzden türevini alıp sıfıra eşitliyoruz. Ya da minimumu sorulduğunda da şu nokta eğimin sıfır olduğu noktadır. Yine türev alıp sıfıra eşitliyoruz. Dolayısıyla A da doğru. Zorlama bir varsayım ama tam rekabet piyasasında öyle kabul edilir ki rekabet nedeniyle uzun dönemde bütün firmalar birbiriyle eşit miktarda üretim yaparlar. Bu da teorik olarak doğru. Ama zor bir soruydu bu. E cevabını veren arkadaşlara tebrikler. Çünkü aşırı kapasitede üretim yapılır diyor. Aşırı kapasite mi, tam kapasite mi, eksik kapasite mi nasıl anlayacağız? Şöyle, bu kırmızı fonksiyonu bakın tek olarak çizsem. Yani ortalama maliyet fonksiyonunu kastediyorum. Ortalama maliyetin eğer minimum noktasında üretim yapıyorsanız, üretiminiz tam kapasitede demektir. Ortalama maliyetin minimum olduğu noktanın gerisinde üretim yapıyorsanız, eksik kapasite demektir. Ortalama maliyetin minimum olduğu seviyenin sağında üretim yapıyorsanız, o zaman da aşırı kapasite. Firmalar aşırı kapasitede üretim yaparlar ifadesi doğru değil. Aşırı kapasitede üretim ancak ekonomik kar varsa söz konusudur. Tam kapasite. Doğrusu tam kapasite. Evet Feyza. Cevap Edirne. Evet yavaş yavaş yorulduğunuzu tahmin ediyorum. Şimdi de bir tekel sorusu çözelim. Tekelde fiyat farklılaştırması. Arkadaşlar bir spor kulübü basketbol maçları için bilet sattığı piyasayı kadın taraftarlar ve erkek taraftarlar diye ikiye bölüyor. Bakın bu şekilde bir ayırıma üçüncü derece fiyat farklılaştırması adı veriliyor. Ne demek üçüncü derece fiyat farklılaştırması? Malı değil ama malı satın alan müşteriyi gruplara ayırmak demek. Müşteriyi. Peki kadın ve erkekler diye müşterileri iki gruba ayırıp farklı farklı fiyatlar uygulamanın mantığı ne? Şu düşünülüyor. Kadın ve erkek seyircilerden bir grubun talep esnekliği düşüktür. Talep esnekliği düşük ne demek? Malın fiyatı yükselse bile tüketimde yani bilet alımlarında ciddi bir azalma olmaz demek. Spor müsabakalarına erkeklerin ilgisinin en azından Türkiye'de daha yoğun olduğunu söylersek yanlış olmaz herhalde. Bu durumda erkek izleyicilerin talep esnekliği daha düşüktür. Kadın izleyicilerin talep esnekliği ise daha yüksektir. Dolayısıyla üçüncü derece fiyat farklılaşması yapmak isteyen kulüp, bakalım B mi diye sorulmuştu Berkay. Kulüp, fiyat esnekliğinin daha yüksek olduğu piyasa için daha düşük. Evet, daha yüksek olduğu piyasa demek, zam gelirse tüketimde ciddi azalmalar olabilen piyasa demek. Bu örnekte kadınlar olmuş oluyor. Bunlar için daha düşük fiyat belirlemelidir. Talep esnekliğinin daha düşük olduğu piyasadaysa daha yüksek fiyat. Bravo. B olacak. Bu eleyici bir soru diyebilirim. Üçüncü derece fiyat farklılaştırmasında yöntem nedir? Evet. Yani devamını da yazabilirsiniz. Talep esnekliği yüksek olan piyasa için düşük fiyat. Talep esnekliği düşük olan piyasa içinse bu defa da yüksek fiyat uygulamalıdır. Faktör piyasası sorusu çözelim.
Faktör piyasası biliyorsunuz emek piyasası demek kabaca. Tabii emek piyasası, sermaye piyasası, toprak piyasası hepsi üretim faktörü. Peki faktör piyasasında, emek piyasasında özellikle reel ücretler artarken kişi başına arz edilen iş gücü miktarının değişmemesi aşağıdakilerden hangisini gösterir? Şimdi bu soruya cevap verebilmek için iki etkiyi hatırlatmam gerekiyor. Birincisi, ücret artışının, şöyle tepede dursun, tabii reel ücretleri kastediyorum, enflasyondan arındırılmış. Bir piyasada ücretler artarsa, ücret artışının iki etkisi vardır. Bir, ikame etkisi, bu maliyedeki ikame ve gelir etkileriyle karıştırılmamalı. İkincisi de gelir etkisi. İkame etkisi, ücretler yükseldikçe daha fazla çalışma anlamına gelir. Böyle kodlayabilirsiniz. Yani ücret yükseldiği zaman insanlar boş kalmaktansa çalışmayı daha çok tercih ediyorlarsa daha çok çalışma anlamına geliyor. Boş zamandan vazgeçiyorlarsa ikame etkisi. Ücret arttığında gelir etkisi ise insanların ücretin getirdiği refah sayesinde daha az çalışmayı tercih etmesi demek oluyor. Bunun bir grafiği var. Mutlaka bilinmeli. ÖSYM'nin çok değişik şekillerde defalarca soru yaptığı bir konu. Tersine dönen emek arz eğrisi. Bravo Berkay. Yani şurada reel ücret vardır. Genelde W ile gösterilir. Burada emek arzı vardır. L ile gösterilir. Bakın, emek arz eğrisi pozitif eğimlidir. Günümüzde mesela pozitif eğimlidir. Bu pozitif eğim olması ne anlama geliyor? Bakın, grafik okumayı biraz biliyorsak çok kolay. Ücret yükseliyor. Emeğini arz etmek isteyen, çalışmak isteyenlerin sayısı artıyor. Yani bu fonksiyon şu haliyle pozitif eğimli bir fonksiyon. Pozitif eğimli. Pozitif eğimli olduğuna göre, ücret yükseldikçe daha çok çalışma etkisi söz konusu olduğuna göre, yukarıdaki iki etkiden hangisi ağır basıyor demektir? İkame etkisi. İşte ikame etkisi büyüktür gelir etkisi olursa pozitif eğimli. Ama Batı Avrupa'da 1970'lerde, yani kapitalizmin altın çağında gözlemlenmiştir ki ücretler çok tatminkar seviyelere çıktığında bir yerden sonra çalışma isteğinde artış duruyor. Hatta çok daha yüksek seviyelere çıktığında çalışma isteğinde azalma bile olabiliyor. İşte geriye dönük dememizin sebebi bu. Şimdi soruda diyor ki, ücret yükselsin ama iş gücü miktarı değişmesin. O zaman soruda sorulan kısım burası. Bakın şu bölüm. O zaman ücret yükseldiği halde çalışma isteğinde, bakın ücret şuraya kadar geldi, hep arttı. Ama şu aralıkta ücret yükseliyor ama çalışma isteğinde bir değişme olmuyor. Demek ki ikame ve gelir etkileri birbirine eşit. Gelir etkisinin çalışmama teşviği ama fiyat etkisi diye bir etki yok. O yüzden C'yi eliyorum Beyza. İkame etkisinin çalışma teşviği ile gelir etkisinin çalışmama teşviği birbirine eşittir. Yani bir taraftan daha çok çalışma etkisi yapan ikame etkisi, bir taraftan çalışma isteğini azaltan gelir etkisi yenişemezse, emeğini arz etmek isteyenlerin sayısında bir değişme olmaz. Ama 70'li yılların ilk yarısında ücretler çok ama çok yükselince Batı Almanya'da ve özellikle Japonya'da ücretlerin yükselmesiyle beraber, evet ücretlerin yükselmesiyle beraber gelir etkisi, ikame etkisine baskın olmaya başlayınca
ücret yükseldiğinde işçi bulmakta zorlanılan insanların çalışma isteğinin azaldığı, daha iyi bir açıklamayla hanelerde kadın ve erkek birlikte çalışıyorken ücretler çok tatminkar seviyeye çıkınca genelde kadınların kendi istekleriyle iş hayatından uzaklaştığı durum. Mesela A şıkkı grafiğin hangi bölümünü anlatıyor? Gelir etkisinin çalışmama teşviği, ikame etkisinin çalışma teşviğini bastırıyorsa, emek arz eğrisinin grafiği pozitif eğimli değil, A şıkkı negatif eğimli olur. Yani negatif eğimli emek arz eğrisini sorsaydı, üst kısım evet. Ya da tam tersi olsaydı pozitif eğimli emek arz eğrisi sorulmuştur diyecektik. Arkadaşlar bu saate kadar dersi takip eden Berkay, Büşra, ders kayıt Feyza, Melisa, Pınar ve sınıf 9 her birinize çok teşekkür ediyorum. Genel olarak şöyle yani bir saatte çok yorucu olmayacak şekilde ana hatlarıyla konuyu mikronun temel konularını tekrar etmeye sorular üzerinden hatırlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Çok sağ olun. Bana soracağınız başka bir şey yoksa bitireceğim dersi. Çok sağ olun. Sınavda başarılar diliyorum herkese. Sınav öncesinde bir soru kampı, soru çözümü kampı sanıyorum düzenlenecek. Belki orada karşılaşırız. Herkese selamlar tekrar. Görüşmek üzere.